Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda gerçekten hem çok farklı hem de çok lezzetli bir tarifim var. Yoğurtlu tart yapıyoruz. Etrafı brownie gibi, içi ise cheesecake gibi, pişmesi ise mükemmel düzeyde. Nasıl yaptığımızı hadi gelin hep beraber izleyelim. Tarifimiz için çok lezzetli bir hamurum var arkadaşlar. Öncelikle hamurumu hazırlayacağım. Şöyle 2 adet yumurtamın üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve şekerler iyice eriyip yumurtalar beyazlaşıncaya kadar, kabarıncaya kadar çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra üzerine 80 gram kadar tereyağımı erittim bir tavada. Onu ekliyorum. Ve yine çırpmaya devam ediyorum. Tereyağımı da ekledikten sonra arkadaşlar şöyle 25 gram kadar kakaom var. Yani bu ortalama 2 yemek kaşığı dolusu kakaoya denk geliyor. 250 ml'lik bardaklarda 1 bardak unum var. Ama böyle kontrollü eklemenizi istiyorum yine de. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre eklemeniz gereken miktar değişebilir. Bir çay kaşığı silme, kabartma tozu ve tuz karışımını da ekliyorum ve hamurumu şöyle karıştıracağım. Güzel kurabiye hamuru gibi bir ele yapışmayan hamur elde edeceğiz. Böyle arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Böyle kurabiye hamuru gibi. Şimdi bu hamurun 1/3'ünü şöyle alacağım. Ve bunu böyle bir alüminyum folyeye saracağım. Buzluğa kaldıracağım. Böyle buzlukta iyice donmasını bekleyeceğim. Kalan parçam içinde şöyle bir kare kalıbım var. Borcam kalıp da kullanabilirsiniz. Benim kalıbım 18 cm çapında. 18-20 yeterli gelecektir hazırladığımız hamura. Her tarafını ben kağıtla böyle güzelce kapladım. Ve tabanına, kenar duvarlarına eşit bir şekilde hamurumu yaymaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle ince bir tabaka halinde kenar duvarları da yükselterek hamurumu güzelce yayıyorum. Hazırlamış olduğum dış hamuru arkadaşlar dolaba koydum. Şöyle bir dinlenecek. Ben de bu arada iç dolgusunu hazırlayayım. Şöyle 2 yumurta sarımı hamur için kullanmıştım. 2 yumurta beyazımı da iç dolgu için kullanacağım. Üzerine toplamda 4 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Fakat bunu yavaş yavaş ekleyeceğim. Öncelikle şöyle 1 yemek kaşığı ekleyip kar kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Kenar duvarlarından da yükselttim arkadaşlar. Şöyle eşitlemek için bir spatula yardımıyla da kenar duvarlarını eşitliyorum. Hani bir tarafı uzun, bir tarafı kısa kalmasın diye. Yumurta akım bayağı kar gibi sertleşti arkadaşlar. Şöyle ters çevirdiğinizde eğer akma olmuyorsa tam kıvamına gelmiş demektir. Şimdi bu aşamada 400 gram kadar süzme yoğurt ekleyeceğiz. Labne de ekleyebilirsiniz ama süzme yoğurt gerçekten çok güzel bir tat aroma veriyor. 400 gram süzme yoğurdumu ekledikten sonra üzerine bir paket vanilya ekleyeceğim. Ve 2,5 yemek kaşığı da unumu ekleyip çırpmaya devam edeceğim. İç dolabım da hazır arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacağım ve dolapta bekletmiş olduğum hamurumun ortasına dökeceğim. Lezzetli bir tatlı oluyor ki böyle cheesecake gibi, tart gibi. O nedenle adını cheesecake tart dedim. Gerçekten çok 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 güzel oluyor. Hafif böyle brownie gibi de oluyor.
her şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kalıbımın tamamına gelmesi için düzelteceğim üstünü. Evet, kalıbıma koydum. Buzlukta bekletmiş olduğum hamurumu da rendeliyorum arkadaşlar üzerine. Tamamını kapatacak şekilde. Fırınımı önceden 170 derecede alt üst ayarda ısıttım. Sıcak fırına ekleyeceğim. Ve ortalama 30-35 dakika pişireceğim. Ve arkadaşlar, yoğurtlu tartımı çıkardım. Fırından şöyle bir 35 dakika, 36 dakika kadar fırında beklettim, pişirdim. Ve çıkardıktan sonra da 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi çıkardım. Kenarına tabii ki böyle fırın kağıdı falan koyduğunuzda çok daha rahat çıkıyor. Hiçbir şekilde yapışma vesaire olmadan kalıptan rahat çıkarabiliyorsunuz. Şimdi artık şöyle dilimleyip servise hazırlayabilirim. Gerçekten dilimlenmesinde de hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel dilimleniyor. Serviste de görüntüsü de harika olacak. Tamamını dilimledikten sonra size şöyle dilimli halini de göstermek istiyorum. Çok güzel pişmiş. Tam istediğimiz kıvamda, tam aradığımız özellikte. Görüntüsü de çok şık. Ve tadı ise inanılmaz güzel, enfes. Böyle cheesecake mi desem, kurabiye mi desem, brownie mi desem, hepsinin içinde barındıran çok güzel bir tarif oldu. Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.